Değerli izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün geçen hafta, daha doğrusu 2-3 gün içerisinde Rusya ile Çin arasında yapılan çok büyük bir anlaşmayı anlatmaya çalışacağım. Bu anlaşmanın anlamı nedir? Onu benim anladığımca onu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki tane çok büyük bir devlet, iki tane süper devlet. Birisi silah olarak çok güçlü. Ötekisi hem silah olarak hem üretim olarak çok güçlü bir ülke. Hemen hemen dünyanın atölyesi diyebileceğimiz Çin. Her kalemde ama her kalemde dünya önderi. Şimdi ben çelikten geldiğim için hep bu çeliği örnek veririm. Şimdi dünyada üretilen toplam çeliğin, Amerika dahil, Avrupa dahil, bütün dünya dahil üretilen toplam çeliğin aşağı yukarı 3 katı kadar çelik üretiyor. 1 milyar 250 milyon ton çelik üretiyor. Geçen yılki rakam bu. Bunun anlamı şu, bunu biraz daha tarif etmek için, anlayabilmek için, yani işin büyüklüğünü anlayabilmek için, bir ton çelik üretmek için 2 ton cevher, 1 ton da kömür lazım. Yani 5-6 trilyon ton Çin'in içerisinde hareket ediyor. Yani bu rakamları bile anlamak mümkün değil. Başka bir rakama geçti, başka bir üretim alanına geçtiğiniz zaman öyle, teknolojide öyle. Yani aslında işte ikinci süper devlet falan diyorlar ya, öteki devletler süper falan değil. Çin'den başka süper devlet yok bana göre. Şimdi tabii bu anlaşmanın önemi, neden çok çok önemli, onu söylemek lazım. Hatta anlaşma öyle boyutlarda ki tahmin ediyorum şu ana kadar hiçbir iki devlet bu kadar birbiriyle bir anlaşma yapmamıştır. Hani biz Azerbaycan'la diyoruz ya, iki devlet bir millet falan diye. Bunlar da yani sanki tek bir devlet olacak gibi varacak kadar büyük anlaşmalar yaptılar. Parada bir defa işte Çin parası veya Rusya parası, parada bir ortaklık yaptılar. Ticaretin bütün alanlarını tamamen birbirlerine açtılar. İşte gübrede, buğdayda, hava ve kara köprüsü kuracaklar, yeni petrol boru hatları, gaz boru hatları inşa edecekler vesaire falan. Sporda, dijital alanda, yani işte laboratuvar alanlarında, kimyada, sanayide, turizmde uluslararası mahkeme kuracaklar ve o yani idari anlamda da siyasi anlamda da bir bütünleşmeye varan bir tam bir anlaşma imzaladılar. Şimdi tabii bu anlaşmanın Batı'da etkisi nasıl oldu? Esas olarak onu anlamak lazım. Batı'da büyük bir panik oldu. Hatta Amerikan devleti resmi bir açıklama yaparak bu Rusya ile Çin arasında yapılan anlaşmaların hiçbir umut verici tarafı olmadığını. Tabii Amerika için hiçbir umut verici tarafı yok. Tamamen zaten çok kutuplu bir dünyaya doğru gidişin bütün mekanizmalarını kuracaklarını ve başka ülkelerle yapacakları anlaşma ve görüşmeleri birbirleriyle konuşarak, danışarak yapacaklarını söylediler. Mesela diyelim Rusya Japonya ile bir anlaşma yapacak veya bir şey yapacak. Çin ile bir ortak olarak bu anlaşma yapacak veya Çin Amerika ile bir anlaşmaya gidecek olursa Rusya ile anlaşarak yapacak. Yani birbirleriyle danışarak yapacaklar. Dolayısıyla bu biraz önce tanımladığım tek devlet modeline doğru gidiş gibi bir anlaşma. Tabii biraz abartarak söylemiş oluyoruz ama yani anlaşmada hiç birbirlerine karşı bir madde, no limit diyorlar ya zaten, limitsiz bir anlaşma bu. Bu anlaşmanın diğer tarafta Avrupa'da yansımaları çok korkutucu ve panik yaratıcı şekilde oldu. Bilhassa Fransa'da ve Almanya'da büyük tepkiler oluştu. Dolayısıyla bu anlaşmadan hiç mutlu kalmadılar. Bir de Xi'nin Moskova ziyareti sırasında ille
şeye de gitmesini, Kiev'e de gitmesini zorladılar falan. Zaten gitmeyecekti ama bir telefon görüşmesi yapacaklardı. Onunla kaldı o iş. Bu arada Rusya Çin'in barış görüşmeleri için hazırladığı taslağı olumlu karşıladı ve bunu destekliyoruz dedi. Ama buna Amerika'dan hemen bir karşılık geldi ve John Kirby hemen şunu söyledi. Ukrayna ile Rusya'nın yapacağı hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz dedi. Yani sanki tamamen kendileri bir anlaşma yapıyorlarmış gibi, sanki Ukrayna kendilerinin devletiymiş gibi biz kabul etmeyeceğiz diyerekten bir açıklama yaptı. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya anlaşmaya çalışıyor ama Amerika ve Avrupa Rusya'yı yıpratarak hatta yapabilirse balkanizasyon yapmak, yapabilirse Rusya'da rejim değiştirmek vesaire filan gibi bir gayretin içerisinde duruyorlar. Bu arada şey de oldu biliyorsunuz, bir Hollanda'daki bir uluslararası mahkeme, adı uluslararası da bir sürü dünya ülkesi kabul etmemiş. Bunların başında Amerika da o mahkemeyi kabul etmiyor. Dolayısıyla Rusya hiç kabul etmemiş. O mahkemeden Putin'le ilgili tutuklama kararı çıkardılar. Ondan o alay konusu oldu falan. Bir de bu şeyle ilgili yani Batı'da nasıl karşılandığını tam olarak anlamak bakımından söylüyorum. Şeyde Fransa'da, Fransa 24 televizyonunda bir sahte resim üretmişler. Putin Xi'nin ayaklarına kapanmış, işte yalvarıyor filan gibisinden. Daha doğrusu burada Çin'in Rusya'ya siyasi anlamda, ekonomik anlamda, her anlamda destek vermiş olması Batı'yı çok tedirgin etti. Bunu söyleyebiliriz. Evet, yani bu şeyle söyleyeceklerim, Rusya-Çin anlaşmazlıklarıyla söyleyeceklerim bunlar. Bu arada Ukrayna Savaşı ile ilgili temel bir gelişme oldu. Bu bence en az Rusya-Çin anlaşması, hatta ondan daha önemli bir şey. İngiltere bir açıklama yaptı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya sadece tank vermekle kalmayacağız, uranyum mühimmat da vereceğiz dediler. Biliyorsunuz bu uranyum mühimmat Amerika ve İngiltere tarafından Irak'ta ve Yugoslavya'da kullanıldı. Bu uranyum, daha doğrusu uranyum mühimmat demek, %60 nükleer yoğunlaştırılmış. Yani %60'ı nükleer demek bir anlamda. Dolayısıyla kullanıldığı zaman kanser yapıyor. Bir sonraki nesle kadar etki ediyor. Topraklara düşerse o topraklarda elde edilen üretimden kanser olunuyor vesaire vesaire. Dolayısıyla Putin Çin'le yaptığı ortak basın toplantısında, Xi'yle yaptığı basın toplantısında şu açıklamayı yaptı. Eğer siz bu açıkladığınız gibi uranyum mühimmatları Ukrayna'ya verirseniz biz de orada uranyum kullanırız dedi. Ve dolayısıyla bunun anlamı gittikçe savaşa daha çok yaklaşıyorlar. Bir de NATO ülkelerden topladıkları 300 bin kişilik bir kadroyu Rusya'nın batısına, işte Avrupa'nın doğusuna yerleştirdi. Bu da önemli bir hareket. Polonya uçak vermeye başladı. İngiltere'de uçak vereceğini söyledi. Bu önümüzdeki aylarda da Abraham tankları herhalde Ukrayna'da olacak. Yani Ukrayna'da bir barış beklemek artık mümkün değil. Rusya tarafı ve Çin tarafı barış diyor, öteki taraf savaş diyor diyelim ve sözümüzü burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.